ne sürekli yağlanan bir şey değil. Kesinlikle yeni başlayan biri haftada bir ya da 10 günde bir de yeni yağlaması kâfi gelir. Uzun yıllar üfleyen biri birkaç ayda bir yağlasa bile olur. Çünkü kişinin üflediği, neyin içine doğru verdiği buhar zaten içeride nem yaratacağı için ekstra bir yağla neyin içerisinin nemlendirilmesine gerek kalmayabilir. Bu sebeple dediğim gibi haftada bir ya da 10 günde bir neyin yağlanması kâfi gelir. Nasıl yağlanmalıdır'a gelirse, bu otantik haliyle yağlama şekli ve günümüzde aslında biraz daha modern halde yağlama şekli biraz ayrım gösterir. Kimi ney hocalarımız badem yağı, susam yağı gibi yağları tavsiye eder. Bazı hocalarımız da ney için yapılmış o var olan badem yağı, susam yağı gibi yağların biyolojik ortamda seyreltilip biraz daha inceltilmiş halini kullanmalarını tavsiye eder. İkisinin arasındaki fark şudur. Badem yağı bir şekilde ney tankı dediğimiz bir tankın içerisine yaklaşık yarım litre, bir litre yağ koyarak neyi içine bırakmak suretiyle bir 30 saniye kadar bırakıp tekrar çıkarıp şu şekilde dik tutarak neyin içindeki bütün yağların dışarı akmasını sağlayarak bir yağlanma şeklidir. Bunun dışında diğer modern olanı da tamamen sprey gibi bir yağdır. Üst delikten, baş parmağın ortasından ve arka deliklerden ve ön deliklerden her yerden birer kere fıs 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 sıkarak çok kolay bir şekilde yağlamayı sağlar. İkisini de tavsiye edebilirim. Yeter ki haftada bir ya da 10 günde bir neyimizin düzenli bir şekilde yağlanması yapılsın.